Sabah raporuna hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ eşlik ediyor bana. Hakan Güldağ, günaydın. Günaydın Açıl Sezen. Oldukça zor zamanlar, özellikle dün akşam saatlerinde Putin'in yaptığı açıklamalarla birlikte ortalık karma karışık. Hemen hemen her yerden dünkü alınan karara tepkiler, Donetsk'e ve Luhansk'a bir şekilde artık Rus askerlerinin girmesi bekleniyor. Bundan sonraki süreci de yakından izleyeceğiz, takip edeceğiz. Elbette başından bu yana Amerika Birleşik Devletleri Rusya'nın giriş konusunda iştahlı olduğunu söylüyordu. Ve bu giriş aşamasında dünyanın diğer bölgelerinde çok da fazla alıcısı olmayan bir söylem geliştirmişti Amerika Birleşik Devletleri, ama yakından takip ettiğini ve bu noktada doğru istihbaratı aldığını da anlıyoruz dün yaşanan gelişmelerin ardından. Şimdi gidiyoruz Washington'a. Çınar Grubu Amerika temsilcisi Ali Çınar bizlerle birlikte. Ali, özellikle dün akşam saatlerinden itibaren burada gerginlik önce açıklanacak bu karar şeklindeki ifadelerle bir miktar arttı. Daha sonrasında kararın açıklanması, hemen ardından da Amerikan yönetiminin zaten hazırlıklı olduğu anlaşılan bir şekilde ilk etapta bölgeye uygulanacak olan yaptırımların listesini sunduğunu gördük. Dolayısıyla nedir şu an itibariyle Amerika'nın bakışı? Evet, günaydın, iyi yayınlar diyorum. Biden yönetiminde açıkçası çok büyük bir tedirginlik var. Hala istihbarat raporları Rus askerlerin Donbas bölgesinden daha da ileri gidebileceğini belirtiyorlar. Ve an itibariyle Ukrayna'da Amerikan diplomatı yok. Geçici olarak Dışişleri Bakanlığı şu anda Polonya tarafına tüm diplomatlarını ve çalışanlarını aktarmış durumda. Bugün Biden'ın kamuoyuna bir açıklama yapması bekleniyor. Zira dün yapılan yaptırım paketinin çok zayıf olduğu belirtiliyor. Amerikalıların bu bölgelere yatırım yapmasını ve bu bölgelerde ticari ve mali ilişki kurmasını yasaklayan başkanlık kararnamesini imzalamıştı. Ama Donbas bölgesinde zaten hali hazırda çok ciddi bir ekonomik ve ticari aktivite ve etkinlik yoktu. O nedenle Amerikan Kongresi'nden, bilhassa Cumhuriyetçi kanattan da Biden'a sert mesajlar var. Açıkçası şu anda Biden'ın nasıl ek yaptırımlarla Rusya'yı köşeye sıkıştırılacağı da konuşuluyor. Dışişleri Bakanı Blinken Ukrayna mevkidaşını Washington DC'de ağırlayacak. Aynı şekilde de Beyaz Saray'da, Pentagon'da ve Dışişleri Bakanlığı'nda basın toplantıları olacak. Yani yetersiz bir yaptırım paketi olduğu için eleştiriler var. Yankıları bugün de devam edecek. Aynı şekilde de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Rusya'ya sert eleştiriler gelmişti ama somut sonuç çıkmamıştı. Bilhassa Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler temsilcisi bu Batı'nın değil tüm Birleşmiş Milletler üyelerinin sorunudur dedi. Yani tansiyon çok gergin. Rusya'yla nasıl bir diyalog içinde bundan sonra olacağını biz de kestiremiyoruz. Ancak Lavrov'la Blinken'ın Perşembe günü toplantı yapması ertelenmedi veya iptal edilmedi. Bugün bir açıklama gelmesi bekleniyor. Ancak Biden'la Putin'in bir toplantı yapmama ihtimali daha yüksek. O nedenle şu anda politik hava bu şekilde, tansiyon yüksek. Biden'dan da bir açıklama gelecek. Piyasalar açısından da tedirgin bir durum vardı. Zira dün milli gündü, tatildi. Ona rağmen vadeli hisselerde düşüş gerçekleşti ve petrol fiyatları da arttı. Varil başına 94'e çıktı. O nedenle bugün de piyasalarda, Amerikan piyasalarında olumsuz bir havanın olacak beklentisi bulunuyor. Ali, bir başka önemli konuysa özellikle ilk etapta gelen yaptırımların ardından bir ikinci tur yaptırım gelecek mi gelmeyecek mi meselesi. Çünkü şu an itibariyle sadece bu bölgeye iş yapmak, bu bölgeden ithalat ihracat kanallarını çalıştırmak ya da o bölgede Rusya'nın yanında yer alanlarla iş yapmak yasaklandı. Buraların finanse edilmesi yasaklandı. Ancak daha sonrasında konuşulan o ekonomik yaptırımların bunlar olmadığı, bunun arkasından bugün itibariyle daha detaylı bir yaptırım listesinin gelebileceği ifade ediliyor. Buna ilişkin herhangi bir duyum var mı? Açıkçası net bir bilgi daha verilmedi. Amerikan Kongresi'nden ekonomik anlamda ağır yaptırımların bankacılık sistemine yönelik olması için bugün bir toplantı olacak Amerikan Kongresi'nde. Ama Biden yönetiminin ben açıkçası bankacılık veya ağır ekonomik yaptırımları yapacağını tahmin etmiyorum. Kişi ve kurumlara yönelik daha genel kapsamda
olma ihtimali var. Zira geçen hafta Beyaz Saray yönetimi SWIFT sisteminden Rusya'nın çıkarılmayacağını, böyle bir planlamanın olmadığını söyledi. O nedenle Rusya tarafı rahat, ekonomik yaptırımların çok ağır olmayacağı beklentisi var. Yani burada Avrupa'nın bugün bazı adımlar atacağı var yaptırım konusunda. Buna koordineli olarak belki Biden yönetimden yeni ek gelebilir. Ama ben açıkçası ağır ekonomik yaptırımlar ek olarak beklemiyorum. Öyle bir umut da görünmüyor açıkçası Washington DC'de. Ali Çınar, çok teşekkür ediyoruz sana aktardığın değerlendirmeler için. Sana iyi geceler diliyoruz ve biz Hakan Güldağ ile sohbetimize başlıyoruz. Aslında hakikaten zor.